Herkese merhabalar. Ara tatilde ne yapmasın? Yan girip yatacağım hocam. İşte hayır öyle değil. Ara tatilde yapmamış. Bak 2019-2020 eğitim öğretim yılında öncekilerden ilk defa tarihte Türkiye tarihinde ilk ara tatilimizi uyguluyoruz. 16-24 Kasım arası. Tebrik ediyorum seni. Peki bu mini tatil nasıl değerlendirecek? Full yatış. Aslında mini değil ha. 9 gün. Yani 9 gün gerçekten uzun. Peki ilk başta yapmamız gereken şey. 3-4 tane madde söyleyeceğim sana. Tatil öncesi gördüğün tüm konuları listelemen gerekiyor. Ardından Tonguç Hanım listendeki konularda tek tek göz atman, eksik olduklarını tekrar çalışman gerekiyor. Ve aynı zamanda hatalı sorularını gözden geçir ve nerede hata yaptığını bulman gerekiyor Tonguç Hanım Bey. Ve sonunda da 9 günde bir kitapla bitirirsen senin hem paragraf sorularını hem Türkçe dersine hem matematik dersine ki artık biliyorsun yeni nesil sorularda okuduğunu anlama olayı evet, var. Hocam ya. Bunlara yardımcı olur. Dinlenmeden olmaz diyoruz ve aynı zamanda dinleneceğiz, molalar vereceğiz ve kendimize böyle bir rahat alan da sağlayacağız. Ve biz bu 9 günü senin verimli dinle geçirebilmen için Tonguç Hanım Bey süper bir ATP hazırladık. ATP ne hocam? ATP ara tatil programımız. ATP'miz Tonguç Hanım Bey işte burada. Programı da açıklıyorum Tonguç Hanım sana. Bak 8 ATP ne demek biliyor musun? Tonguç'um. ATP ne hocam? Enerjinin insan vücudundaki formatına adenozin trifosfat yani ATP diyoruz. Oo. Mesela oksijenli solunumda 38 ATP üretiyoruz. Oksijen solunumda 2 ATP. Aa fen dersi. Bu, aynen bunlar fen dersi gibi. Ama gerçekten ATP aslında biyoloji bilenler bilir. Enerji demek. İşte enerji, de, enerji. Bu ara tatilin enerjik ve dinamik geçebilmesi için Tonguç ne yaptık? Ara tatil programında bütün derslere özel verdik ve çok dikkat et. Sen LGS'ye girecek bir öğrencisin. Ve evet. LGS'ye gerçekten en fazla işin rengini değiştiren şey matematik. Matematiği %35 oranında belirledik. Oo. Sonrasında fen ve Türkçe'de acayip önemli dersler. Türkçe %25. Fen de %25 oranında. Yani programdaki dağılımlarını, soru dağılımlarını söylemek istiyorum sana Tonguç öğrenmeyip. Ve çalışma dağılımlarını söylemek istiyorum sana. İnkılap, İngilizce ve dinle de %5 çalışarak tane yeni nesil sorularla Türkçe, matematik ve fende boğuşarak bu işi halledeceğiz diyoruz Tonguç Hanım Bey. Aynı şekilde 16 Kasım Cumartesi günü kampımız başlıyor ve yapmamız gereken şey mesela fiilimseler, sonra çarpanlar katlar, sonra mevsimler oluşması, bir kahraman doyuyoruz. Bu 4 konuyu bir tekrar ediyoruz Tonguç'um. Sonrasında sözlükte anlam, üstü ifadeler, işlemler, yani sen demin hani konuları listelemiştin ya. Zaten evet. Biz bunların hepsini listeledik. Oh be. Senin için programın içine koyduk ve hangi sayfaları, hangi şeyleri çalışmanı da söyledik. Hatta en sonunda da ne yapacağız biliyor musun? Ne var hocam? ATP'nin sonunda Türkiye geneli deneme yaparaktan senin seviyeni bir görmeye çalışacağız. Oo, gerçek deneme. Türkiye geneli gerçek online deneme yapacağız ve sonra da seviyeni göreceğiz ve bakalım gerçekten. Saat kaçtı hocam deneme? Ara tatilimiz verimli geçmiş bir Tonguç Hanım. Saat 10'da tabii normal sınav gibi. Dolayısıyla inşallah bu programda da sonunda 1190 soru çözeceksin. Yani neredeyse 1200 soru çözeceksin ve tatilini ve yeni soru onu söylemek istiyorum. Tatilini çok iyi değerlendireceksin. Tatilimizde kullanacağımız kaynaklar buradaki TOSB 1, 2 ve 3. adımları Tonguç Hanım Bey. Bunlar zaten yeni nesil soruları içerdiği için senin içine gerçekten çok yarayacak. Özellikle Türkçe, matematik ve fende yeni nesil sorularla çalışacaksın ve aynı zamanda temel ortayı taradıktan sonra sınav tarzı soruları yapacaksın Tonguç Hanım Bey. Aynı şekilde taktiklerle çalışacaksın. Taktikli setimiz de var. Taktik setimiz içindeki bütün kitapları. Taktikli setimi çıkardım. Hemen şuradan sana göstermek istiyorum. Tamam, taktiklinin içindeki kitapları Tonguç Hanım Bey. Görüyorsun hemen buradan bakalım. Hatta buradan açalım Tonguç Hanım Bey. Hemen bak burada taktiklinin bunun içinde. Bunda tüm kitaplar mı var hocam? Evet, tüm kitaplar var. Mesela işte matematik, işte Türkçe, ondan sonra işte İngilizce, ondan sonra din kültürü. Hatta burada fen yokmuş. Feni de gösterelim. Fen yeni nesil taktikli. Burada yapmamız gereken şey yeni nesil sorularla sağda mücadele edeceğiz. Solda da dikey sorularla mücadele edeceğiz Tonguç Hanım. Gerçekten deney sorularla mücadele edeceğiz. Zaten taktiklerin mantığını biliyorsun. Arkasında stickerlarla da sana gerçekten de çalışmayı sevdiren bir yöntemi var diyoruz. Ve bu şekilde ara tatilimizi bütün konuları tekrar ederekten de çok iyi bir şekilde geçirmiş olacağız. Ve tostlarımızla da gerçekten de öğrendiklerimizi hızlı bir şekilde temel, orta ve sınav tarzı şeklinde tekrar etmiş olacağız Tonguç'um. ATP ile yani 8 ATP'ni alıp gerçekten enerjik bir şekilde bu ara tatili mükemmel geçeceksin diye ümit ediyorum. Süper olacak hocam ya. O zaman ara tatil programımızda işlediğin tüm konuları bir kere tekrar ediyoruz. Oh. Verimi yüksek ödevler var Tonguç'um. Dinlenmen için ayrılan günler var ki özellikle bak pazar günleri bomboş yaptık. Cevap. Ama sadece bu pazar yani öğretmenler günümüzde Türkiye geneli bu ara tatil programının tam değerlendirmesi şeklinde Türkiye genelinde denememiz de var Tonguç'um. Tabii ki işlediğim konulardan olacak merak etme. Yığılmalı sıralı deneme olacak Tonguç Hanım. Aynı şekilde aktiviteler de var. Sen zaten bu ara tatili çok iyi bir şekilde geçirip sınav maratonunda bir adım önde gideceksin diyoruz. Evet Tonguç evladım aynı şekilde bu programı hemen aşağıdaki linkten indirebilirsin. Aynı zamanda iyi butonuna indirebilirsin ve aynı zamanda da kitaplarımıza da iyi butonundan ulaşabilirsin. Hemen çalışmaya başlamalısın Tonguç'um. Hemen başlayalım gerçekten hocam. Programlı bir şekilde bu ara tatili mükemmel geçireceğiz. Ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.